20. Yoga Yoga, belirli bir nefes terbiye eğitiminden sonra konsantrasyonla yani dikkatin odaklanması başlayarak iç aleme dönüş şeklidir. Yoga yaparken bu çalışmayı yapan avatar konsantrasyonunu sağlamak için hiçbir şey görmemeye, hiçbir şey işitmemeye çalışır. Yani duyu organı olan göz ve kulağını devre dışı bırakır. Yoga senin beş duyu organının algılamakta olduğu şeylerin bilgisinin ve iraden dışında gelen duyumların yani parazit olarak gelen bilgilerin şuuruna olan akışını iradenle ve amacına bağlı olarak durdurup titreşiminin yani frekansın artması nedeniyle ait olduğun mekan titreşiminin üzerinde bir titreşim sahasına ait varlıklar yani üst boyut varlıkları tarafından bilgilendirilmen olayıdır Senin yükselen titreşimin hangi titreşim mekanına denk gelirse O me mekana ait varlıklarla iletişim kurarak Bu varlıklar sayesinde bilgi edinebilirsin Ulaşmış olduğum bu farklı titreşim mekanında algıların farklı olduğundan Bu olay sayesinde sen olan avatarın görüş sahası genişler sana hakikat ışığı görülmüş olur. Bu anlatılanlara bir örnek verelim. Güzel, çirkin, doğru, yanlış ve iyi, eşittir, kötü diye bir şey yoktur. Senin dünya okulundaki eğitimin geri sana bu ikilemler varmış gibi gelmektedir. Bu fikri ben çok sene önce gençken yoga yaparken elde ettim. Önceleri bu fikri içime doğduğu an bu nasıl olur? İyi, kötü, doğru, yanlış ve ayrıca güzel, çirkin nasıl olur da var olmazmış? Bu olanaksızdır diye düşünmüştüm. Fakat sen olan avatara aktardığım tüm konularda sana aktardığım kadarıyla bir bilgi sahibi olunca bu fikrin gerçekliğini de idrak etmiş oldum. Sana hayret verici bir şey daha aktarayım. Renkler vardır. Renkler birer titreşimdir. Her bir rengin titreşimi farklı olduğundan sen de bu titreşimleri farklı renkler olarak algılıyorsun. Her avatarın ve sanal olarak da yansımalarının sahip oldukları kendi titreşimleri de birbirinden farklıdır. Bu nedenle avatarın gördüğü kırmızıyı her yansıması aynı göremez. Veya kendi vizyon manyetik alanında tek başına olan her avatarın İçinde bulunduğu vizyon manyetik alanda bulunan boyutlara veya boyut frekanslarına göre algısı farklılaştığından her avatar tarafından görülen renk farklı olduğu halde sadece isim olarak aynıdır. Büyüklerin olan yansımaların sana renkleri isimleriyle öğretmektedir. Sen mavi derken kendi frekansını gerektirdi renk olan maviyi görüyorsun. Her yansıma ve kendi vizyon manyetik alanında tek başına bulunan her avatar kendi frekansının mavisini görmektedirler. Müthiş. 21. Meditasyon Meditasyon yapan bir avatar konsantrasyonla tüm duyu organlarının algılarını kapatır ve bedenini gevşetir. Avatar bedeninin gevşemesi nedeniyle dokunma duyusunu da yok eder. Ayrıca meditasyon yapan avatar kontrolü nefes alır ve toklama duyusunu da kullanmaz. Meditasyon, düşünceyi geliştirmek ve senin şuur denen dağarcığına, sen olan avatarın içinde bulunduğun vizyon manyetik alanındaki dünyanın standartlarından daha yüksek bilgiler katmak için uygulanan metottur. Bu metotta beden gevşemekte, titreşimsel beden yani kozmik beden et bedenin dışında serbest kalmakta ve daha sonra da istenirse tek bir konuya yoğunlaşılarak o konuda düşünülmektedir. Belirli herhangi bir şey düşünülmese dahi meditasyon yapan sen kendiliğinden olarak bazı kozmik bilgilere sahip olursun. Bilimsel olarak meditasyon çalışmasının nasıl yapıldığını bilmiyorum. Yapmakta olduğum meditasyon yöntemi kendime ait bir yöntemdir. Et beden normalde gevşek olmadığı için titreşimsel beden yani kozmik beden et bedenle sıkı sıkıya bağlıdır. Bu durumda şuur kozmik kurallar ve hayat planı gereğince dışa kapatılır. Deniz dönüşü veya çok yorgun olduğum sırada Yattığım an meydana gelen havada 8 çizermiş gibi olduğum sallantı durumunu yakalamak istediğim bir gün 22 veya 23 yaşındaydım. Yatakta kendimi çok rahat hissettiğim bir şekilde arka üstü yattım. Yastık, yastıkta çevirerek başımın en rahat bir şekilde durmasını sağladım. Başım yastığın ortasında yastığa dik olarak duruyordu. Tepem enseme doğru kıvrık bir durumdaydı ve çenem yukarıya baktığı içinse ise boğazım gergin bir duruma gelmişti. Bu durum yaralı veya baygın insanların kolaylıkla nefes alabilmelerini sağlamak için verilen baş pozisyonudur. Gözlerim boşlukta kalmış gibiydi. Onlara da sabit bir yer aradım ve buldum. Gözlerimi kapalı oldukları halde alnımın ortasına bakar şekle getirdiğim an çok büyük bir rahatlama hissettim. Kollarım vücudumun iki yanında Bedenimle hafif aralık yapacak şekilde ayaklarımı, ayaklarım ise en iyi rahatlığı sağlayıcı bir aralıkla uzanmış bir şekilde duruyorlardı. Avuçlarım yukarıya bakar durumdaydı. Bundan sonra ne yapacağımı ve neticede neyle karşılaşacağımı bilmediğim için heyecanlanmıştım. Heyecanımı yatıştırmak için derin derin birkaç defa nefes alıp verdim. Rahatladığımı hissettim. Şimdi sıra yataktaki bedenimi havada 8 çizer gibi olan sallantı durumuna getirebilmeye gelmişti. Sallantı durumunda olduğum an yatakta yatan bedenimin havalanıp sallantı durumuna geçtiğini zannetmiştim. Aslında havada salınan et beden değil titreşimsel bedendir. Yani kozmik bedenimiz. Et beden yine yataktadır fakat hissedilmez. Bu nedenle titreşimsel bedenimle bedenimin ilişkisini gevşetmek gerektiğini düşündüm. Bunun için beş duyumu yok etmem gerektiğini biliyordum. Bu nedenle titreşimler titreşimsel bedenimle bedenimin ilişkisini gevşetebilme çalışmasına geçtim. Önce hiçbir şey görmemeye, işitmemeye çalıştım. Bir floresan bilezik düşündüm. Bu floresan bilezik her nereden geçerse çapını ona göre ayarlayabilen sanar bir bileziktir. Bu bileziği imajinasyon yardımı ile sırasıyla vücudumun çeşitli yerlerinden geçiriyordum ve bu şekilde yaparak bedenimin her noktasının gevşemesini sağlıyordum. Floresan bileziği önce başımdan ve boynumdan geçirmeye başladım. Gevşediğine ka kanaat getirinceye kadar bu floresan bileziği sayısız defa başımdan geçirdim. Başım gevşeyince floresan bileziği boynumdan geçirmeye başladım. Boynumda gevşeyince florasan bileziği sırası önemli değil, bir kolumdan ve daha sonra öbür kolumdan, sonra göbeğime kadar olan gövde kısmından ve daha sonra göbeğimden birinci ve ikinci ayağımın parmak uçlarına kadar olan kısımlardan gevşeyinceye kadar defalarca geçirerek tüm vücudumun gevşemesini sağladım. Bu işlemin tersi de doğrudur. Önce ayaklardan başlanıp gövdeye Gövdeden kollara, kollardan ise boyun ve daha sonra başa geçerek işlem tamamlanır. İşlem tamamlanmış fakat hiçbir şey olmamıştı. Meğer ben bedenimi gevşetmeye çalışırken daha fazla kasıyormuşum. Bu işlemi daha sonra birçok kez, birkaç kez derin nefes alıp verdikten sonra yenileyerek bedenimin gerçekten gevşemesini sağladım. Bedenimi gevşettikten sonra ya tek bir konu üzerinde durup düşündüm veya zihnimin boş kalmasına gayret ederek kozmik bilgilerin kendiliğinden bana akmasını bekledim. Bunu yaparken zihnime parazit düşünceler geliyordu. Bu parazit düşünceleri kafamdan atabilmek için sana önceden tarifini vermiş olduğum altın kuplu güllü seramik vazoyu görüntüye getirip bu parazit düşüncelerin zihnimden silinmesini sağlıyor ve yeniden çalışmama devam ediyordum. 20-25 gece çalışma yaptıktan sonraki çalışmam sırasında aniden yatan altımdan kayarak aşağıya iniyormuş hissine kapıldım ve boşlukta 8 çizmeye başladım. Bu çalışmaları her gece yatağımda tekrarlıyordum. Bir süre çalışmalarım sallantı durumuna geldikten hemen sonra uykuyla sona eriyordu. Bir gün et bedenimin gevşeyip olduğu bir anda, gevşemiş olduğu bir anda çok hızlı bir şekilde uçarak yükseldiğimi ve birkaç tane floresan kattan yani boyuttan geçtiğimi hissettim. Birkaç gün boyunca çalışmalarım bu floresan katlar arasında uçarak uykuyla son buluyordu. Floresan katlar, boyutlar arasında yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya uçuşlarım sırasında uykuya dalmazdan önce herhangi bir gürültü olursa Hemen sarsılarak normal duruma geçiyordum ve yatağımda olduğumu hissettiğim anda ise çalışmam son buluyordu. Bu çalışmaların meditasyon olduğunu bilmeden kendime özgü meditasyon çalışmalarıma her gece devam ediyordum. Çalışmalarımın devamında günlük yaşantım sırasında hiçbir yerde okumadığım, işitmediğim, görmediğim veya filmini izlemediğim konularda aslında bilgim olmaması gerekirken birçok konuda bilgi sahibi olduğumu fark ediyordum. Meditasyon, şuura üst ben tarafından bir nevi kendiliğinden olarak gelen tüm bilgi akışını irade sayesinde ve maksada uygun olarak durdurup, et bedenin gevşemesini yani rahatlamış dingin bir duruma gelmesini sağlayarak, ayet olunan mekan titreşiminin üstünde bir titreşim sahasına girip, Yeni girilen bu titreşim sahasının bilgilerini alma olayıdır. Hiçbir şey düşünmemek. Bir gece hiçbir şey düşünmemek olur mu acaba diye düşündüm. Hiçbir şey düşünmüyorum diye düşündüm an yine hiçbir şey düşünmediğimi düşündüğümü fark ettim. Bir gece hiçbir şey düşünmemeye değil de hiçbir şey görmemeye, hiçbir şey işitmemeye karar verdim ve çalışmaya başladım. Hiçbir şey görmüyordum ve hiçbir şey işitmiyordum. İstediğimi elde etmeyi başarmıştım. Hiçbir şey işitmiyor, hiçbir şey görmüyordum. Sadece koyu bir karanlık içerisinde olduğumu algılıyordum. Kendimi mutlak karanlık içerisinde bulduğumu algıladım. O anda bunun benim gerçek dünyam olduğunu, benim içinde bulunduğum vizyon manyetik alandaki dünya olduğunu idrak ettim ve sınırlı beş duyumla algıladığım tüm duyumların sahte olduğu gerçeğine vardım. 22. Her kişi farklıdır. Sen olan avatarın içinde bulunduğun vizyon manyetik alandaki dünya yaşam ortamında 19 boyut ve her bir boyutun da 343 titreşim derecesi yani frekansı manyetik alanı vardır. Bu titreşim derecelerini bir merdiven gibi düşünürsen, sen olan avatarın içinde bulunduğun vizyon manyetik alanındaki dünyanda bulunan yansımaların senin boyutunun 343 frekansının tümüne yerleşmiştir. Sen ise bu boyutlardan birinde ve bu 343 frekansın birindesin. Yansımaların senin ders alman için Çalışmaktadır Sen olan avatarın beş duyu organın sayesinde algıladığın duyumlar Duyu organlarının kapasitelerine göre algılanmaktadır Duyu organlarının duyumları ise avatar olarak senin dünya ortamında Sana ait olan titreşim mekanının hangi frekans çizgisine ait sen o titreşimin gerektirdiği oranda olabilmektedir. Anlaşılabilmesi için bu konuyu biraz açalım. Vizyon manyetik alan 19 boyuttur. Her boyutta yani her 19 boyutun her birinde 343 frekansa ayrılmıştır. Sen olan avatar merdivenin 3. boyutunda yani üçüncü basamağında bulunduğunu düşün. Bu üçüncü basamak ikinci ve dördüncü basamak arasında bulunmaktadır. Üçüncü basamak vizyon manyetik alanındaki 19 boyut titreşim çizgisinde ikinci basamağın bitiminden başlayıp dördüncü basamağın başlangıcına kadar olan sahada bulunan 343 adet frekans çizgisidir. Bu titreşim mekanına ait bulunan herhangi bir düzeydeki titreşimin sahip bir avatar Örnek olarak siyah rengi en güzel renk, kırmızı rengi çirkin bir renk olarak görürse bir başka titreşim düzeyindeki yansıma ise yani sanal olarak siyah rengi çirkin olarak niteleyip kırmızı rengi sevebilir. Meditasyon özel bir oturuş şekli ile de gerçekleştirilebilen bir yöntemdir. Bu yöntem benim kendime göre uydurduğum yönteme hiç benzememesine karşı Yoga veya meditasyonun insana verdiğini ben kendi yöntemimle alıyorum. Mutlak karanlığın gerçek dünyam olan vizyon manyetik alan olduğunu idrak ettikten sonra daha önceki satırlarda değindiğim gibi farklı titreşim çizgilerine veya farklı titreşim gruplarına bağlı avatar veya yansıma birbirlerine benzemez gerçeğini idrak etmiş oldum. Tarihi araştırmalardan anlaşıldığına göre eski Yunanlılar sadece 5 ana renk görmektediler. Sen ise şu anda 7 tane ana renk görmektesin. İnsanlarda ve hayvanlarda duyu organı farklılıkları olması yanında insanlarınkine benzer duyu organları bulunan hayvanların algılama sınırları insanların algı algılama sınırlarından farklıdır. Buna göre Şahin ve benzeri gö kuşların gözleri insanlarınkinden daha uzağı görmekte. Köpeklerin koklama ve işitme duyuları ise insanlardan daha gelişmiştir. 23. Titreşimin derecesi Şimdi de sen olan avatara yoga sayesinde idrak ettiğim bir başka gerçeği aktarmaya çalışayım. Sana daha önce yeniden doğuşun varlığını aktarmıştım. Bu gerçeğe dayanarak her avatarın tek başına içinde bulunduğu vizyon manyetik alanda bulunmakta olduğu titreşim çizgisinde bulunmasında nelerin etken olduğunu da idrak etmiş bulunmaktayım. Avatardaki veya avatarla yansımalar arasındaki titreşim farklılıkları nedeni yeniden doğuş yani yaşanmış ömürlerdir. Bu geliş gidişler sayesinde yaşanmış ömürler nedeniyle avatarın elde ettiği deneyimler sayesinde bünyesinde bulunan insan hayatını olumlu yönde etkileyen faktörlerin çokluğu ve insan hayatını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin azlığı avatarın titreşiminin çok olduğunu göstermektedir. Yani avatarın evrimli olduğunu göstermektedir. Bunun yanında insan hayatını olumlu yönde etkileyen faktörlerin azlığı ve insan hayatını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin çokluğu avatarın titreşiminin az olduğunu göstermektedir yani avatarın evrimsiz olduğunu göstermektedir hakikat şuur senin öz varlığının onun üst benliğinin üst şuurunun ne isim verirsen ver onun şuurudur o veri de denen hakiki ortamda 15. ve 19. 10, 10, 11. ve 19. boyutlar arasında Halen yaşam sürmekte olan atlantalıdır. bu netleştirmek için bir kere daha okuyorum. Hakikat, şuur, senin öz varlığının, onun, üst benliğinin, üst şuurunun, ne isim verirsen ver, onun şuurudur. Yani öz varlık veya o, veya üst benlikte veya üst şuurde ne isim verirsen ver, onun şuurudur. O, verit edilen hakiki ortamda, 11 ve 19 boyutlar arasında halen yaşam sürmekte olan Atlantalıdır 20 ve 23 boyutlar arasında yaşam sürmekte olan mutlak boyut varlıkları Betonova denen hakiki kozmik yapıya varlık yaratabilmek için Betonova'ya bir laboratuvar kurdular Laboratuvarda Atlantalı sayısı kadar elektromikroskobik küp bulunmaktadır Mutlak boyut varlıkları bu küplerden her birinin içine her bir atlantılının aurasını kopyası olan vizyon manyetik alan yarattılar. İkinci aşama olarak bu vizyon manyetik alana Atlantalı'yı oluşturmakta olan tüm kozmik yapı ve varlıkları yansıttılar. Alt sonsuzdan üst sonsuza uzanan sonsuzun her noktasındaki varlık alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapı ve varlıkların toplamından oluşmaktadır. Vizyon manyetik alan hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova'nın 19 boyutlu gürzünün kopyasıdır. Üçüncü aşama olarak ise mutlak boyut varlıkları karşılıklı rızayla her bir Atlantalı'nın kopyasını yarattılar. Ben bu yaratılan kopyaya avatar ismini verdim. Mutlak boyut varlıkları bu avatarı da vizyon manyetik alanda bulunan yansımaların arasına koyarak vizyon yaşamı, yaşamı başlattılar. Benin'in kopyası olan avatar sensin. Seni oluşturanlar alt benlerindir, alt şuurlarındır. Sen şuursun, sen üst şuurun olanın alt şuurusun. Bu sistem ve düzen realite denen vizyon ortamın düzenidir. Sen olan avatar birlik bilincine varınca bilinçli düşünmeyi başarıp da her düşündüğünü anında oluşturabildiğin an ve sonunda da bulunduğun bu realite ortamının tamamen boş olduğunu anladığın an sen o verite denen hakiki ortamda anda 20. boyutta doğan çocuk gibi bir adım daha atmış olacaksın. Ama sen vizyon manyetik alanda olduğundan ilk boyutu hakiki Alfonova'nın 20. boyutunun frekansında olan Betonova'nın ilk boyutuna geçeceksin. Unutmak. Onu asla unutamazsın çünkü osun. Sen onun alt şuurusun. O senin üst şuurun o sensin. Onu asla unutamazsın. Anda unutabildiğin sadece denklerindir. Asla unutamam desen de unutursun. 40 gün bile beklemeden unutursun. Anda unutursun. An dahi unutursun. Arzuların ve beklentilerin doğrultusunda. 24. Şuur halleri 1. Normal şuur halleri 1. Uyanıklık şuur hali 2 uyku şuur hali 3 derin uyku şuur hali 2 kozmik şuur halleri 1 uyanıklık öz şuur hali 2 uyku öz şuur hali 3 derin uyku öz şuur hali 3 öz şuur halleri 1 normal şuur halleri Verite denen hakiki kozmik yapı hakiki Alfanova denen kozmik yapıdır. Buradaki varlıklar hakiki yaşamdadır. Realite denen gerçek yapı ise hakiki kozmik yapının yani hakiki Alfanova'nın kopyasıdır. Burası vizyon manyetik alandır. Vizyon manyetik alanın her birinde tek başına bulunan avatar, hakiki kozmik yapı olan Alfanova'nın ilk gürzünde yaşam sürmekte olan atlantalıların her birinin kopyasıdır. Bu kopya varlıkları biz avatar dedik. İşte şuur halleri avatarın realite denen vizyon manyetik alanda bulunan dünyada deneyimini sağlamak için üst ben olan Atlantalı'nın avatarın bilgi dağarcığına yani şuuruna bilgi aktarmak için kullandığı değişik yollardır. Aslında sen olan avatarın öz benliğinin yani üst benliğinin bilgisi senin DNA'nda tamamen kayıtlıdır ve sen bu bilgiyi şuur aşamalarıyla, bilinç aşamalarıyla yavaş yavaş açarsın. Öz benliğinin kopyası avatarı olarak bulunmakta olduğun realite denen bu vizyon ortamda sen bir kordonla öz benliğine yani üst benine makro benine bağlısın ve oradan akım çekmektesin. Her şuur aşamasında bir kozmik kapıdan geçersin ve gittikçe ona öz beninin öz bilincinin bilincine yaklaşırsın. Sen olan avatarın her şuur aşamasında daha üst bir kapıdan geçiş izni alman gerekmektedir ve bu izni sana yaratan boyutu vermektedir. Meditasyon yapmayan insana normal insan denirse, normal insanda üç çeşit şuurluluk hali vardır. 1 uyanıklık şuur hali bu şuur hali sen olan avatarın uyanıkken geçirdiğin tüm, tüm yaşam deneyimlerini kapsamaktadır. Her avatar gibi sen de tüm yaşamın boyunca deneyimini arttırmak için çalışırsın. Uyanıkken tüm düşüncelerini ve duygu, duyu organlarının algıladığı tüm verileri öz varlıktan yani öz benden çekerek beynine kaydedersin. Bu hale uyanıklık şuur hali denir. 2. Uyku şuur hali. Her bir avatar yaşına, yorgunluk veya psikolojik durumuna göre, yani ihtiyacına göre günün 24 saatinin belirli bir kısmını uykuda geçirmektedir. Avatar uykuya dalar dalmaz bedeni gevşediğinden titreşimsel bedene, yani kozmik bedene ya veya astral bedene serbest kalma olanağı doğmaktadır. Bu titreşimsel bedenin titreşimi et bedenin titreşiminden çok farklıdır. Sen olan avatarın içinde tek başına bulunduğun vizyon manyetik alandaki dünyanda bulunurken ulaşabileceğin titreşimini farklı 19 tane mekan yani boyut vardır. Bu titreşimsel mekanlardan bir tanesi olan dördüncü boyutun ilk katmanları rüya alemidir. Sen uyuduğun an etbeden dışında serbest kalan titreşimsel beden hemen düşünce gücü hızında Rüya alemine ulaşmakta ve deneyimini burada sürdürmektedir. İşte titreşimsel bedenin avatarının deneyimini deneyimi için uyurken gittiği ortamda öz varlığını şuurundan yani kendi DNA'sından çektiği bilgi durumuna uyku şuur hali denebilir. 3 Derin uyku şuur hali. Derin uyku şuur halinde hiçbir şeyin görüntüsü yoktur. Bu şuur halinde uyanıkken var olan beş duyunun köreldiği fakat beden gevşemiş olmasına karşı titreşimin yüksek olmamasından dolayı yani titreşimsel bedenin mekan değiştirmemesinden dolayı yaşanılan bir anlık durumdur. Bu durumda avatar hiçbir şey algılamaz. Hipnotizma bu duruma bir örnektir. 25. Kozmik ve öz şuur halleri kozmik ve öz şuur halleri normal avatarda bulunmaz. Kozmik ve öz şuur halleri meditasyon yapanlarda bulunabilen şuurluluk halleridir. Meditasyon yapan bir kişinin şuurluluk hali yani üst benden çekip DNA'sındaki bilgiyi açarak mikro bilinç olan kendi şuuruna bilgi depolama şekli meditasyon yapmayanlara göre biraz daha farklıdır. Normal bir avatarda uyanıklık, uyku ve derin uyku şuurluluk halleri varken meditasyon yapanlar bu şuurluluk hallerine ek olarak kozmik şuur hali ve öz şuur hali diye isimlendirilebilecek iki şuurluluk haline daha sahiptir. 2 i̇ki, yani ikinci kozmik şuur hali meditasyon çalışması sırasında Filerasyon gibi pırıl pırıl bir ortamda hiç görüntü olmaması olarak yaşanan bir anlık bir şuurluluk halidir. Meditasyon sırasında beden gevşemiş olduğundan titreşimsel beden yani kozmik beden ve astral beden et bedene bağlı olmak koşuluyla serbest kalır. Titreşimsel beden sen olan avatarın deneyimi için vizyon manyetik alanda var olup da titreşimi senin yaşam ortamının titreşiminden yüksek olan herhangi bir mekana yani boyuta geçmiştir. Fakat sen olan avatar bilinç olarak o titreşime hemen uyum sağlayamadığından bir anlık bir bocalama geçirirsin. Bundan dolayı geçilmiş olan yüksek titreşimli ortam ilk anda floresan gibi pırıl pırıl olarak algılanmaktadır. Ben önceki deneyimlerim sırasında bu şuur halini floresan katlar olarak yaşamış ve sonrasında uykuya dalmıştım. Üçüncü öz şuur halleri kozmik şuur hali ile birlikte uyanıklık, uyku ve derin uyku hallerinin birlikte yaşanması halidir. Birinci uyanıklık öz şuur hali, ikinci uyku öz şuur hali, üçüncü derin uyku öz şuur hali. 26 3'ün 1 bir, yani birinci uyanıklık öz şuur hali. Sen olan avatar uyanıkken ve günlük işlerini yapar durumdayken meditasyon yapar gibi beden gevşer ve titreşimi yüksek titreşimsel beden serbest kalırsa bu hale uyanıklık öz şuur hali denmektedir. Bu durumda sen normal hayatına günlük işlerine devam ederken gerektiği bir anda beden gevşer ve titreşimin yükselmesi sayesinde bir yandan kendi ortamında normal hayatını sürdürürken diğer yandan başka bir ortamda bulunabilir ve yaşamını iki ortamda da aynı anda sürdürebilirsin. Kişinin bu olayı yaşamakta olduğu bazen fark edilmekte ve bu olaya bilimsel olarak de düplüman yani aynı anda iki yerde görünüm denmektedir. Çoğu an ise kişinin bu olayı yaşamakta olduğu yanındakiler tarafından dahi fark edilememektedir. Uyanıklık öşhur haline örnek bir Kıbrıs'ta Larnaka yani iskele kazanında Peygamber Hazreti Muhammed'in halasının türbesi bulunmaktadır. Bu türbenin üzerinde dikdörtgen prizma şeklinde bir taş bulunuyor. Rivayete göre bu taş hala sultanın oraya yeni defnedildiği günlerde gökten inmiş ve hala sultanın türbesine gölgelik olmuş. Daha sonra bu türbe üzerine bir cami inşa etmişler ve yanına da tekke yapmışlar. Sözü edilen taş caminin içerisinde kalmakla beraber halen türbenin üzerinde durmaktadır. Sonraları bu taşı görüp de çocuğunu düşüren hamile kadınlar oluyormuş diye taşın iki köşesine kalın birer sütun dikilmiş fakat dikkatlice bakıldığı an taşın sütunlara değmeyip daha yukarıda durduğu görülmektedir. Yani şu anda bu türbe Rum kesiminde kalmıştır. Eskiden belirli günlerde bu türbe ziyarete açılır. Oralarda bir panayır havası estirilirdi. Ben 2 veya 3 yaşındaydım. Teyzemler Ala Sultan Türbesi'ni ziyaret etme kararı almışlar ve komşu ve akrabalarla birlikte bir otobüsü dolduracak kadar bir grup oluşturmuşlar. İskeleye gidilecek günün sabahında teyzemler telaşla hazırlanırlarken Otobüs evimizin hemen yanındaki meydana gelip durdu. Yolcular koltuklarına yerleşirken kucağında ben olduğum halde annem de teyzemleri geçirmek için otobüsün yanına gelmişti. O kalabalığı, o heyecanı gördüğüm an neden ben de onlarla birlikte gitmiyorum diye üzülüp ağlamışım. Teyzemler o günün akşamında eve bayağı heyecanlı olarak döndüler. Kendi anlattıklarına göre o gün neşeli bir yolculuktan sonra Hala Sultana varmışlar. Otobüsten inmişler ve camiye doğru ilerlemeye başlamışlar. O anda kendilerini çok şaşırtan bir olayla karşılaşmışlar. Karşılarında satıcı arabalarının arasında durmuş, onlara bakıp gülüyormuşum. Beni aniden orada görünce büyük bir heyecana kapılmışlar. Aman İsmail'in burada ne işi var diye düşünerek bana doğru koşmaya başlamışlar. Ben ise satıcı arabaların arasına girip kaybolmuşum. Teyzemlerin hala sultanda gördükleri olay bilimsel adı dedüplüman olan ve aynı anda iki yerde birden görünme olayıdır. Hala sultan tekkesine gitmek için çok büyük bir arzu duymuş olduğumdan ve ağladığımdan uyanıklık öşür haline uygun olarak bedenim gevşemiş ve titreşimsel bedenim serbest kalmıştır. Ben et bedenimle annemi kucağında iken veya evde oynarken aynı anda da Hala Sultan tekkesinde görülmüşüm. Tekkede görülen benim titreşimsel bedenimdi. Uyanıklık öz şuur haline örnek 2 Büyüklerimden dinlediğimiz bazı yaşanmış olaylar da bazı hacı nineler veya hacı dedeler, Özel durumlarda odalarına kapanıp kendileri odadan çıkmadıkları halde Kabe'den bazı malzemeler tesbih, hacı yağı, zemzem suyu vesaire getirirlermiş. Bu tür olaylar zikir oluşmaktadır. Zikir yapanın bedeni zikir sırasında gevşediğinden et beden odada olduğu halde kişi titreşimsel bedeniyle Kabe'ye gidip gelebiliyor. Titreşimsel beden madde taşıyamaz. Tabii titreşimsel bedeniyle gidip gelenin deneyimi çok çoksa kendi odasında gidip geldiği yerin özelliğine uygun madde dahi yaratabiliyor. Avatar bu vizyon manyetik alanda anda düşündüklerini yaratıp oluşturup o yarattıklarının, oluşturduklarının içinde yaşamaktadırlar. Uyanıklık öz şuur haline örnek 3. Gençken Hakikat bilincine varmazdan önceki günlerdeydi. Bir gece yine zikre dalmıştım. Bu zikirle zor durumda bulunan Bosna hersekli Müslümanlara yardım etme dili ve isteğiyle icab ederse görevlendirebileceğimi düşünüyordum. Zikir sırasında bir ara sol elim avucum içe dönük olduğu halde havaya kalktı. Biraz sonra sağ elim de avucum içe bakar, bakar şekilde olduğu halde sol elim gibi havaya kalktı zikre devam ediyordum. Dua eder gibi açılmış olan ellerimin avuçlarımın içinde bir enerji küresi, ateş küresi oluştu. Bu ateş küresi oluştuktan sonra aniden kendimi elimde ateş küresi olduğu halde yerle 45 derecelik bir açı ile havada durur vaziyette buldum. Altımda kınalı saçlı, beyaz tenli büyük bir insan topluluğu bulunuyordu. O anda diye telkinde bulunuluyor ve ateş küresini altında bulunan topluluk üzerine atmam isteniyordu ben ise şimdiye kadar bir böcek bile öldürmediğim halde bu ateş topunu bu insanlara nasıl atabilirim diye düşünürken yine yeniden görevdir at telkininde bulunuldu bunun üzerine ben de zaten bu eylemin yardım amaçlı olduğu yönünde mantığımı kullanarak elimde bulunan ateş enerjik küresini o topluluk üzerine attım bu olay aynı anda 3 defa tekrarlandı. Ben de 3 enerji topunu da o topluluk üzerine attım. Olaydan bir gün sonra akşam haberlerini izlerken o gün ateş kes kararı alınması için Bosna ve Hırvatların birlikte toplantıya girdiklerini öğrendim. O toplantıdan sonra Hırvat boşnak çatışması sona ermişti. Anlaşılan kendi arzum üzerine benim vasıtamla Atılan ateş topları yani enerji küreleri sayesinde çatışan gruplara sevgi aşağılanmıştır. Uyanıklık öz şuur haline örnek 4 Bana büyük babam rahmetli keçeci İsmail efendinin küçüklüğümde anlatmış olduğu bir olayı sizlere aktarayım. Büyük babamın keçeci dükkanındaydım. Yıl zannediyorum 1957 idi ve okullar yaz tatiline girdiği için kardeşimle ben de öğle vaktine kadar birkaç saatliğine her gün dükkana gidiyorduk. Büyük babamın dükkanı iş yeri Rum tarafının çok yakınındaydı. Bir sabah dükkana koşar vaziyette aniden yalın ayak üstü başı dökülen kel bir ihtiyar adam girdi. Büyük babam adamı görünce gülerek ayağa kalktı. Para kesesini çıkardı. Ve keseden o zamanda kullanılan paranın en küçüğünü çıkararak adama verdi ve alnına da parmaklarının ucu ile vurdu. Bunun üzerine ihtiyar da büyük babamın elini öperek dükkandan geldiği gibi koşarak çıkıp gitti. İhtiyar gittikten sonra büyük babamla dükkanda yalnız kaldık. Büyük babam bu ihtiyar anormal Rum bir dilencidir. Dilenmeye çıkmazdan önce gelip benim elimi öper ve alnına vurmamı ister bu ona uğur getirirmiş deyip sözlerine devam etti. İşte oğlum sana tavsiyem olsun. Hiç kimseyi kendinden küçük görme ve yine hiç kimseyi de kendinden büyük görme. Çünkü tüm insanlar Tanrı nazarında eşittir. Herkesi olduğu gibi kabul et ve ona göre davran. Hiçbir kimseyi neden küçük görmemen gerektiğini sana bir örnekle anlatayım deyip bana gerçek olup olmadığını bilmediğim bir olay aktardı. Bir gün Magusa'da çok şiddetli bir yağmur yağmış. Yollar, sokaklar hep su birikintileriyle dolmuş. Deniz kenarındaki mahallenin bir delisi varmış. O gün bu deli kağıttan bir gemi yapmış. Bu gemiyi su birikintilerinin üzerinde yüzdürüyormuş. Deli gemi suyun bir kenarından suya koyuyor. Üfleyerek hareket etmesini sağlayarak karşı kenarından alıyormuş. Bu arada deli gemiyi yine suya koyarak hem üfleyerek hem de batmasın batmasın diyerek karşı tarafa ulaştırmaya çalışırken delinin yanına birkaç genç yanaşmış ve yürü be deli diyerek alay etmişler ve onu iterek su kenarına devirip yollarına devam etmişler bir gün bir gün sonra denizden kıyıya bir filika yanaşmış bu filikadan bir gün önce açık denizde gemileri batan birkaç kazazade çıkmış. Kaza Azerden'in biri mahallenin delisini görünce bir hayret çığlığı atmış ve yanındakilere deliği göstererek işte size konu ettiğim kazadan önce geminin güvertesinde ve koridorlarda bağırıp koşarak gemi batıyor tedbirinizi alın gemi batıyor tedbirinizi alın diye bizi ikaz eden ve yolcu olmayan yabancı adam işte bu adamdı diyerek bizim deliği gösteriyormuş. Meğer bizim deli kağıttan gemiyi su birikintisi üzerinde üfleyerek yüzdürmeye çalışırken fiziksel bedeniyle yani kozmik bedeniyle de gemideki insanlara geminin batmak üzere olduğunu bildirip onları kurtarmaya çalışıyormuş. İşte bu nedenle ben hiçbir kimseyi kendimden küçük veya kendimden büyük görmüyorum. Avatar kendine gerekli deneyimi sağlayabilmek için dünya ortamında bulunup ona göre bir rol alır ve yaşam sürer. Yansımaları da ona kendi kendini yetiştirebilmesi için yardımcı olur. 27 yani 3 ikinci uyku öz şuur hali. Avatar uyurken et bedeni gevşemekte ve hemen yüksek titreşime sahip olan titreşimsel beden serbest kalarak titreşimi yüksek dördüncü boyutun katmanlarına ulaşmakta ve orada gözlem veya görev yaparak deneyimle devam etmektedir. Çok özel durumlarda kendine veya diğer herhangi bir varlık veya varlık grubuna yani heplik bilinç seviyesindeyse, yardımı olacaksa beden uykudayken titreşimsel bedenin normalde rüya aleminde yani dördüncü boyutun ilk katmanlarında bulunması gerekirken titreşimsel beden rüya alemi yerine diğer titreşim yüksek titreşim mekanlarında yani daha üst boyutlarda bulunabilir ve görev yapabilir. Bu görevi yaparken de deneyimine devam etmiş olur. Yani uyku şuur halinde sen olan avatarın kozmik bedeni dördüncü boyutun katmanları arasında gezinirken uyku öz şuur halinde kozmik beden dördüncü boyutun üzerindeki boyutlara çıkmaktadır. Dördüncü boyutta yapılan deneyimler rüya olarak hatırlanırken dördüncü boyutun üzerindeki boyutlarda geçirilen deneyimler beyin belliği tarafından kaydedilmediğinden hatırlanmaz. 3. Üçüncü derin uyku öz şuur hali. Bu şuur halinde tüm duyumlar körelmiş, beden gevşemiş, titreşimsel beden yani kozmik beden serbest kalmıştır. Derin uyku öz şuur halinde avatar uyanık olduğu halde kendi yaşam titreşimsel mekanına yani kendi frekansının gerektirdiği mekana ek olarak bir başka titreşimsel mekanda da deneyime devam etmektedir. Yani bu durumda iki boyutta birden görev yapmaktadır. 28 Derin uyku öz şuur haline örnek. Şimdi de sen olan avatara, avatarın kendi üst benine ait olan öz bilinç seviyesine çıkabilmesi amacı ile yaptığı deneyimlere yardımcı olan çok önemli etkenlerden birini aktarmak istiyorum. Yıl 1993 Kasım ayı. Kıbrıs'ta milletvekili seçimleri için programda dönemiydi. Bir gece bir bayan akrabamız Bizi propaganda gezisine katılmamız için telefonla aradı. Ben işim var deyip gitmek istemedim. Ben zaten dünyasal hiçbir gruba dahil değilim. Bayan akrabamız gelip eşimi alarak gitti. Ben ise zikre daldım. Yaptığım zikir Mevlevi Medli Baba zikriydi. A halkına yardım diliyordum ve gerekirse bana da bir görev verilmesini istiyordum zikir sırasında tarif edilmez bir görüntüyle karşılaştım. Karşımda sonsuz güzellikte bir görünüme sahip, sonsuz sevgi yansıtan, beline kadar görebildiğim kanatlı bir varlık belirdi. O anda ne olduğunu bilemiyorum. Uykuya benzer bir duruma girmeye başladım. Zikri bıraktım, titreyerek orada bulduğum bir örtüye sarınarak koltuğa uzandım. Uykuda değildim, ölmüş de değildim. Kendimde olduğum halde hiç fırdayamıyor, hareketsiz yatıyordum. Birkaç saat o durumda yattıktan sonra normale döndüm. Eşim eve geldiği an girdiğim durumu ona da anlattım. Söylediklerime bir anlam veremedi. Ben ise ruh, yani kozmik beden çağırmakta usta olan bir arkadaşımın bu olayla ilgisi olduğunu ve uykuya benzer duruma girmem sırasında bu arkadaşımın beni olduğu yere çağırmış olabileceğini düşünmüştüm. Bu olaydan birkaç ay sonra Çatalköy'de birbirini seven birkaç aileyle bir araya geldik. Ruh çağırmakta yeteneği olan arkadaşımız da oradaydı ve Mersin'e tatile gittiği günlerde başından geçen bir olayı bize aktarıyordu. Bayanın Lefkoşa'da çalışıp da yeniden Mersin'e yerleşen bir bayan arkadaşı ruh seansı düzenlemelerini istemiş. Tarih yine 1993'ün Kasım ayında bir gece. İkimiz de not almadığımızdan kesin tarih veremiyoruz. Kartondan bir harf tablosu hazırlamışlar. Kördükleri ruhla bir kahve fincanını kartona çizilmiş harfler üzerine koyarak iletişim kuruyorlarmış. Seansa gelen varlık sorulan sorulardan hoşlanmamış. Bu gereksiz şeyleri bırakın. Elinize bir kalem, kağıt alın. Size yazdıracaklarım var demiş. Arkadaşım da hemen eline kağıt ve kalem alarak yerine oturmuş. Varlık, biz ruhsal görevli varlıklarız. Biz dünyada az kaldık. Lütfen bize yardım ediniz demiş. Bulunduğunuz evde falan şahıs bir hükümet görevlisidir. Bize yardım etsin demiş. Biz A ülkesi halkına yardım için görevlendirildik. Bizi Türkiye'den gelen askerler zannediyorlar. Komutan düşman yanlısı çıktı. Biz onu bir şekilde etkisiz hale getirdik. Yerine Müslüman yanlısı bir komutan göndersinler demiş. Bu arada Varlık duvarda bulunan kuş ve balık motiflerini kağıda çizmeye başlamış. Arkadaşım, bu resimleri neden çiziyorsun diye sormuş. Varlık da "Ben kuşları, hayvanları ve tüm varlıkları çok seviyorum." demiş. Arkadaşım, "Sizin isminiz nedir?" diye sormuş. Varlık da İsmimin ne önemi var? Biz bir bütünüz demiş ve semah ayini yapar durumda bir semazen çizmiş. Biz Mevlana dostuyuz. Bize lütfen yardım ediniz demiş. Anlatılan bu olay gösteriyor ki uyanıkken başlamış olduğum zikir vasıtası ile bedenim gevşemiş, yaptığım duada kabul edilmişti. Uyanıklık öz şuur halinde et bedenimle normal hayatıma devam ederken titreşimsel bedenimle yani kozmik bedenle de A ülkesinde yaşayarak yardımda bulunuyordum. Titreyerek yattığım gece zikirde görev talebinde bulunarak derin uyku öz şuur haline geçişim. Mersin'de o anda ruh çağıran arkadaşımla temas edip A ülkesini ilgilendiren bazı konularda yardımını dilememe neden olmuş. Bu görev için ben transformatör görevi yaparak titreşimsel bedenim sayesinde hem kendi mekanımı hem de aynı anda bu mekandan daha yüksek titreşimli başka bir mekanı, boyutu kullanarak A ülkesindeki kardeşlerime yardımda bulunmuşum.